Başka. Evet cevap. İlk domates topladığımda bir toplamada bir Rus motoru aldıydım. Ama şimdi alamıyorum kardeşim. Tekerini alamıyorum. Bu 74 model Rus motoru bu. 70. Kasım ayı içerisinde düşürülen uçaktan sonra Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden domates grupları ve salatalık grubunu almayacağını söyledi. 31 Ocak'a kadar olan zamanda domates grubunu aldığı için yaklaşık olarak 15 Ocak'a kadar yetecek seviyede malı kendi içine blokladı. 31 Ocak'a kadar olan dönemde üretim bölgelerinde de çok yoğun üretim olmadığından dolayı ve Rusya Federasyonu mal yaptığından dolayı mallar arz az olunca fiyatlar çok yükseldi. Yılbaşından sonra gelen dönemde de donluk döneme girdiğimiz için, don olayları olduğu için tekrar mal toplaması olmadığından dolayı bugün olan fiyat seviyeleri iklimle ve Rusya'nın 31 Aralık'a kadar yaptığı alışverişle ilgilidir. Önümüzde gelen zamanda şayet Rusya bizden domates ve salatalık almazsa bizi kötü günler bekler. Ve bölgemizde olan üretim, domates üretiminin %70'ini, 60'ının Rusya'ya gittiğini farz edersek Şubat başından itibaren Nisan sonuna kadar, Mayıs sonuna kadar bölgemizde domates satışında çok zorlanacağımız kesinlikle ve kesindir. Ondan dolayıdır ki yeni bir pazarın araştırılarak bölgemizdeki domateslerin yeni bir pazara doğru kanalize edilmesi önemli devlet büyüklerinden arz edilir. Teşekkürler. Rusya'nın soğuğu bizi de vurdu. Mahsullerimizin içerisinde 3 gündür soğuk hava dalgası nedeniyle sobalarımızı yakıyoruz. Odun çok pahalı. Elimizden geldiği kadar mahsullerimizi korumaya çalışıyoruz. Diyecek bir şeyimiz de yok. Soğuk hava sıkıntı verdi. Mahsullerimiz geç oluyor. Donananlar da oldu. Soğuğa kaptıranlar da oldu.